İbrahim Bey, siz ne dersiniz? Yani yeni gelen artışlarla bu KDV indirimini etiketlerde çok görmeyiz dedi Kamil Bey. Aynı görüşte misiniz? Benim kanaatim aslında işin reel tarafıyla psikolojik tarafını beraber değerlendirmek yönünde. Şöyle ki, haliyle biz pazartesi markete gittiğimizde bütün gıda fiyatlarının %7'ye düştüğünü görmeyeceğiz. Ama nihayetinde uzun süreden beri enflasyonla mücadele konusunda hükümetin bir hazırlık yaptığı ve bir tedbir paketi düzenlediği noktasında bir beklentiler vardı. Bu açıdan bakıldığında 12 Şubat da aslında ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele miladını ilan ettiği bir tarih olarak kayda geçmiş olacak. Sadece tabii burada bir KDV indiriminden de bahsetmiyoruz. Tamamlayıcı, idari başka tedbirler ve özellikle de psikolojik etkileri üzerinde, yani beklentilerin kırılması noktasında ikna edecek bazı idari tedbirleri de beraber değerlendirmek lazım. Gıda seçilmesinin bence temel nedeni, Ayfer Hocam'ın da bahsettiği gibi, düşük gelir gruplarının bu indirimden daha fazla faydalanması. Evet, bizim enflasyon sepetinde %25, %26 civarında bir orana sahip ama düşük gelir gruplarının sepetinde çok daha yüksek bir orana tekabül ediyor bu. Dolayısıyla bu indirimi onlar biraz daha fazla hissedecek. Şimdi Cumhurbaşkanı da bizzat ise pazartesi günü bu %7'yi görmek isteriz dedi. Çok net bir ifadeyle. O yüzden hafta başında daha net bir tablo olabilir mi bu çağrı üzerine? Şöyle, aslında orada benim de sonradan takip ettiğim bazı yayınlarda %7'yi biz üstlendik. %7 de özel sektörden bekliyor. Aslında 14 gıda dışındaki sektörlerden de yine çağrısı var, yani orada talebi var. 7 dedi ama o açıdan bakıldığında bu psikolojik beklenti ve enflasyon, daha doğrusu enflasyonist beklentileri kırması açısından önemli. Haliyle herkes kar zarar hesabını, maliyetlerini ona göre yapıyor ve diğer maliyet artışlarıyla beraber değerlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hani talimatıyla bütün fiyatlarda bir radikal indirim söz konusu olmayacaktır. Ama bir, bu fiyat arttırılması noktasında bir defa tüketicilerin kontrol mekanizmalarını ve denetimleri yapmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmuştur. Bu bir. İki, bundan sonraki yapılacak işte artışlar konusunda bir psikolojik baskı oluşturmuştur. Doğru. Ama reel tarafta da özellikle temel gıda ürünlerinde bazı gerilemeler olacaktır. Tahmin ediyorum bu da takip edilecek. Çünkü hem fahiş fiyat timi hem de bu mobil uygulamalar. Enflasyon timi için ifadesini kullandı Sayın Nebati. Bu da bunu kapsıyor anladığım kadarıyla, bunun takibini değil mi? Tabii ki orada bir hani teknik idari bir belki cezalandırmadan ziyade böyle bir beklentinin kırılması ve fiyat artışları noktasında piyasaya bir mesaj verilmesi anlamında daha önemli. Çünkü esas itibariyle tamamen idari tedbirlerle enflasyonu kontrol etmeniz haliyle mümkün değil. İşin reel tarafını evet düzenlemeniz lazım ama Kamil Hocam'ın da bahsettiği gibi enflasyonist beklentiler 14-15'lerden işte 50'lere doğru tırmandı. Nihayetinde bunun bir şekilde de kırılmasına ihtiyaç var. Birincisi, ekonomi yönetiminin bunu öncelemesi ve bunu deklare etmesi, arkasında Cumhurbaşkanı'nın bunu desteklemesi ve piyasa aktörlerinin de bu yönde karar almalarını bekliyor olması önemli. Diğer taraftan bunu tamamlayabilecek diğer idari tedbirlerin de devreye girmesi bence önemli. Muhtemelen bundan sonraki süreçte bunun yeterli olup olmadığına da bakılacaktır. Enerji konusunda ise orada zaten 2021'de hükümet ciddi bir fedakarlık yaptı. Bunu daha ziyade KDV indirimiyle değil de sosyal amaçlı olarak hem doğalgazı, mesela daha önce yapılan kömür yardımlarını doğalgazı çevirerek düşük gelir gruplarına bir transfer sağladı. İkincisi, elektrikte kademeli fiyatlamaya geçerek yine nispeten
daha az tüketen düşük gelir grupları için bir transfer sağladı. Aynı şeyi doğalgazda da yapacağına dair bir beklenti söz konusu. Karar var ama uygulamasını görmedik. Ve enerji fiyatları ile ilgili de şunu müsaade ederseniz söyleyerek sözlerimi tamamlayayım. Orada tabii global tarafta enerji fiyatlarında hala bir gerileme yok. Ve küresel riske bağlı olarak da biz de teyakkuzdayız. Ve bunu veri kabul etmek durumundayız. Oraya bir müdahalemiz söz konusu değil. Ama Türkiye mesela enerji konusunda geçtiğimiz yıllarda ithalata bağımlılığı azaltmak üzere hem kendi kaynaklarımızla hem de yenilenebilir kaynaklarla ürettiği enerji miktarında ciddi bir artış söz konusu oldu. Doğalgazın mesela elektrik üretimindeki payı %40'lardaydı. 2021 ortalaması 22'ye kadar geriledi. Aynı şekilde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızı da %16'ya kadar çıkardık. Ama nihayetinde evet bizim önemli bir enerji ithalatımız söz konusu. Dolayısıyla buradaki trend bizim lehimize ilerliyor. Önümüzdeki sene nükleer enerjinin de devreye girmesiyle bir miktar daha belki rahatlayacağız. Hatta Karadeniz'den bir doğalgaz çıkarımı söz konusu olur. Bunu da sisteme entegre edebilirsek hem kaynak ülkeleri hem de enerji çeşitliliğini sağlayarak riski biraz daha azaltmış olduk. Ama burada bizdeki kur artışı bir de esas itibarıyla kış koşulları nedeniyle bu faturalara maruz kaldığımızı hatırlatmak isterim. Lütfen tüketiciler, vatandaşlar artışın ne kadarının tüketim miktarından kaynaklandığına dikkat etsinler. Evet faturalar iki katına çıktı ama ben baktığımda Aralık ayındaki tüketimimle en son gelen faturadaki tüketim de iki katına çıkmış. Yani 120 metreküpten mesela doğalgaz 239 metreküpe çıkmış. Dolayısıyla buradaki artışın esas unsurlarından biri de miktar olarak artışı. Ama haliyle fiyat da yükseldiğinden özellikle de tabii firma tarafında şirketlere olan maliyeti biraz daha yüksek oldu. Bu da Kamil Hocam'ın dediği gibi bir şekilde fiyatlara yansıyacaktır. Belki bazı sektörlerde bu enerji maliyetlerindeki artış KDV oranındaki azalışla birbirini etkileyebilir, ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum. Evet.